Herkese merhaba, Sinema TV'ye hoş geldiniz. Sinema ve dizi dünyasındaki en son haberlerle karşınızdayız. Ben Fide Kılıç. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış. Haber turumuza başlayalım. Todd Phillips, Joker 2 filminin senaryosunu kaleme alacak. 2019 yapımı Joker filmini yöneten ve senaryosunu Scott Silver'la birlikte kaleme alan Phillips, Joker 2 filminin de senaryosunu yazacak. Joker ve Wayne ailesi arasında ilginç yeni bağlantılar kurması beklenen filmin yönetmeni henüz belli değil. Chris Noff, Sex and the City'ye geri dönüyor. Mr. Big rolünü canlandıran Noff, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristen Davis ile yeniden bir araya gelecek. And Just Like That adlı yeni sezonda karakterlerin 50'li yaşlardaki yolculuğuna tanıklık edeceğiz. 10 bölümlük, yarımşar saatlik bölümlerden oluşacak dizi HBO Max'te yayınlanacak. 94. Akademi Ödülleri töreninin tarihi belli oldu. Akademi tarafından yapılan açıklamaya göre tören 27 Mart 2022'de gerçekleşecek. 1 Mart-31 Aralık 2021 tarihleri arasında vizyona giren ya da dijital platformlarda yayınlanan filmler Oscar için yarışma şansını elde edecek. Oscar adayları ise 8 Şubat 2022'de duyurulacak. The French Dispatch'in vizyon tarihi belli oldu. 22 Ekim'de izleyici karşısına çıkması beklenen Wes Anderson imzalı filmden bir de yeni poster paylaşıldı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 1950'li yıllarda geçiyor ve o yılların Paris'indeki bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklanıyor. The Lost City of D'den ilk görsel paylaşıldı. Sandra Bullock ve Channing Tatum başrollü film, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Aaron ve Adam Lee kardeşler tarafından çekilen filmin 2022'nin Nisan ayında izleyici karşısına çıkacağı söyleniyor. Oscar Isaac Marvel evrenine geri dönüyor. Marvel, Isaac'in yeni Disney Plus dizisi Moon Knight'ta rol alacağını resmi olarak duyurdu. Böylelikle Isaac, X-Men Apocalypse'den sonra Mısır kökenli bir Marvel karakterini ikinci kez canlandırmış olacak. Çekimlerine Macaristan'da başlanan projenin 2022'de yayınlanması planlanıyor. Rina Savayama, John Wick 4 kadrosunda. John Wick Chapter 4'da izleyeceğimiz Savayama, müzisyen kariyeriyle tanınıyor. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı serinin 4. filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Film 27 Mayıs 2022 tarihinde izleyiciyle buluşacak. The Retirement Plan'in oyuncu kadrosu genişliyor. Filmin başrolünde yer alacak isimler arasında Nicolas Cage, Ron Perlman ve Ashley Greene yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise aynı zamanda senaryosunu kaleme alan Tim J. Brown üstlenecek. Netflix'ten Anna Karenina uyarlaması geliyor. Netflix, Tolstoy'un ikonik romanı Anna Karenina'yı ilk Rus orijinal drama dizisi olarak çağdaş bir versiyonla uyarlıyor. Anna K. adlı dizinin başrolünde Svitlana Kotchenkova yer alacak. Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın kırsalı arasında geçen dizi tutku ve sadakat temalarını işleyecek. 10,000 Ships'in senaristi belli oldu. HBO'da geliştirilmekte olan Game of Thrones projelerinden biri olan 10,000 Ships'in senaryosu Amanda Siegel tarafından kaleme alınacak. Spin-off dizi Rhaenyra ile Dorne'a giden ve Lord Mors Martell ile evlenen Prenses Nymeria'yı takip edecek. 40. İstanbul Film Festivali'nde ödül heyecanı yaşandı. Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. En iyi belgesel ödülünün sahibi Yusuf Emre Yalçın'ın yönettiği Anima olurken en iyi kısa film ödülünü Serhat Karaaslan imzalı Suçlular kazandı. Şimdi bu haftanın öne çıkan film ve dizi fragmanlarına göz atalım. Bilim kurgu ve aksiyonu birleştiren The Tomorrow War'un başrolünde Chris Pratt yer alıyor. Chris McKay'in yönetmen koltuğunda oturduğu, zamanda yolculuk ve dünyayı kurtarma temalı film 2 Haziran tarihinde Amazon'da izleyici karşısına çıkacak. Adam Robitel imzalı Escape Room Tournament of Champions, orijinal Ölümcül Labirent filminin devam halkası niteliğinde. Taylor Russell McKenzie ve Logan Miller başrollü film, yurt dışında 16 Haziran, ülkemizde ise 7 Ocak 2022 tarihinde izleyiciyle buluşacak. M. Night Shyamalan'ın merakla beklenen yeni filmi Old, bir grup insanın sahilde bir ceset bulmasıyla başlıyor. Ve zamanla ilgili esrarengiz bir şeylerin döndüğü bu sahilden ayrılamayan 13 kişiye odaklanıyor. Filmin Türkiye vizyon tarihi şu an için 23 Temmuz olarak belirlendi. Ewan McGregor ve Val Kilmer gibi isimleri kadrosunda bulunduran The Birthday Cake'in yönetmen koltuğunda Gimi Yiannopoulos oturuyor.
Indie aksiyon türündeki mafya filmi 18 Haziran tarihinde yurt dışındaki sinemalarda gösterime girecek. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.